Almanya'ya gidelim. Frankfurt'a bilgisayar mühendisi Koray Güçlü Skype bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz Zeynep. Duyabiliyorum, hoş bulduk. Önce seyircilerimiz adına bir soru sorayım. Nerede yaşıyorsunuz? Durumunuz nasıl? Yaşadığınız şehirde Frankfurt'ta durum nasıl? İnsanların hali pür melali nasıl? Halet ruhiyeleri nasıl? İşte bunu bir dinlemek isteriz. Ben Frankfurt'ta yaşıyorum. Burada insanlar farklı görüşlere sahip. Bazıları çok ciddiye almıyor. Bazıları da ciddiye alıyor. Örneğin marketlerde raflar boş. Marketlerde dezenfektasyon maddesi ya da tuvalet kağıdı gibi, makarna gibi şeyler bulmak şu anda zor. Devlet gerçi bunların tekrar geri geleceğini söylüyor. Tekrar lojistik bir sorundan dolayı biraz gecikmeler olabileceğini, ama hepsinin tedarik edileceğini, kimsenin aç kalmayacağını işaret ediyor. Merkel'in açıklamaları nasıl yansıdı sokağa? Merkel'in açıklamalarında sokağa yansıyan, herkesin bunu ciddiye alması gerektiği, İkinci Dünya Savaşı'ndan şimdiye kadar olan çok ciddi bir birlikte olma, dayanışma göstermemiz gerektiğini söyledi. Çok ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Şu anda da benim baktığım aktif koronavirüs bulaşan kişi sayısı 14.100 civarında. Ölü sayısı da maalesef 43 olmuş durumda. 14.143. 14.100 aktif bulaşan sayısı, ölüm sayısı da 43 şu anda. Tabii bu sürekli yayılan bir virüs olduğu için çok hızlı yayılıyor. Şu anda evden çalışıyor herkes. Marketler açık. Onun dışındaki iş yerleri, konser ya da tiyatro, opera gibi yerler kapalı. Her yeri kapattılar. Bayern eyaletinde, Bayern'de örneğin, insanların dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yapılıyor. Hala insanların dışarı çıkmaması... Kamu özel hepsi mi evden çalışıyor? Şu anda kamuda çalışabilenler evden çalışabiliyor. Fakat bazı durumlarda evden çalışamıyor herkes. Çalışamayan kişilerde de örneğin kamu binalarında acil durumlarda sadece gitmeniz gerektiği uyarıları yapılıyor. Örneğin konsolosluklar, Türk konsolosluğu da burada acil durumlarda gelme önerileri yapıyor. Bunun dışında örneğin yurt dışında kalan Almanlar var. Onlar geri dönemiyor. Onların geri dönmesi için tekrar hava köprüsü adında bir proje ile orada kalanları geri alacaklar. Orada yurt dışında kalanlar da Alman konsolosluklarına başvurduklarında zorluklar yaşıyorlarmış. İstanbul'da bunu çok görüyoruz. Frankfurt'ta sokağa çıkabiliyor musunuz bilmiyorum. Orada da böyle bir hayalet şehir havası var mı, yoksa gündelik hayat devam ediyor mu? Burada da öyle hayalet şehir havası var ama gençlerin tabii daha çok dışarı çıktığını görüyoruz. Bizi bulaşmaz düşüncesiyle bize bir şey daha olmaz. Çok genç. Gençlik evet, her yerde aynı yani. Tabii bu virüsün daha çok yaşlılar ve çocuklara bulaştığı kanısı yayıldığı için gençler kendilerini tehdit olarak görmüyorlar. Daha çok dışarıda dolaşıyorlar. Ama tabii yaşlılar biraz daha tedirgin. Daha çok bu virüsten etkilenen kişiler oluyor. Burada hayat şöyle, şimdi yurtlar kapatıldı, kreşler kapatıldı. Kreşler kapatılınca tabii çalışması gerekenler çalışamıyor. Çocukları da büyüklerin yanına göndermemeleri söyleniyor insanların. Böyle olunca tabii insanlar farklı zorluklar çekiyor. Herkes evden çalışamayacağı için işe gitmesi peki gerekiyor. Size de kolaylıklar dileyelim. Dikkat edin kendinize. Teşekkürler. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Almanya'dan hemen İngiltere'ye gidelim. İngiltere işin başından beridir bu işin doğal yollarla atlatılabilir.